Rip Van Winkle, Chapter 1. Rip's wife is angry. Rip'in eşi sinirlidir. There was a small town in America. Amerika'da, bu tür cümle, deriz zararlı cümleleri de sondan başlayarak çevirebilirsiniz. Niye? Çünkü özne başta yoktur. Deriz anlamı vardır. Dervaz olursa vardı diye çevireceğiz. Amerika'da küçük bir kasaba vardı. Amerika'da küçük bir kasaba vardı. Near this town were some very beautiful mountains with many trees on them. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir şey İngilizce yapısı ile ilgili. Near this town edat gelmiş başa. Edat geldiği zaman arkadaşlar unutmayın vardır anlamda çevireceksiniz. Mesela in Diyarbakır is a river. Ne anlarsınız? In Diyarbakır is a river. Aslında bu cümlede There is a river in Diyarbakır'dır. Diyarbakır'da nehir vardır. Şimdi burada da arkadaşlar ee, mesela on the table on the table are the pencils. Ne oldu? On the table are the pencils. Masanın üstünde kalemler vardır. Tamam mı? Aklınızda olsun. Mesela in the class are the students dersem sınıfta öğrenciler var. Bu bir kullanımdır arkadaşlar. Bu çok önemli bir kullanımdır. Mesela ileri düzeyde de çıkıyor. Bakın burada temel düzeyde de çıkıyor. Near this town were some very beautiful mountains. Ne diyeceğiz o zaman? Bu kasabanın yakınında çok güzel bazı hatta ya da bir birkaç birkaç çok güzel dağ vardı. Evet, vardı idi. Past tense. Peki neyle dağların neyi varmış? With. With burada o dağların sahip olduğu şeyi söylüyor. With many trees on them, üzerinde birçok ağaçların olduğu e, bazı ya da birkaç çok güzel dağ vardı. The mountains were beautiful, dağlar güzeldi. But they were strange too, ama onlar tuhaftı da. Dağlar güzeldi ama tuhaftı da. Too ne yapıyor? Deda ekini veriyor. Maybe ghosts live there, belki de hayaletler orada yaşıyor. The people in the town said. Kasabadaki insanlar bunu söyledi diyor. In the town, kasabadaki insanlar söylerdi. They said this because They said this because sometimes strange noises came from the mountains. Onlar, Seyit, Seyin ikinci halidir. Onlar bunu söylerdi. Çünkü sometimes, bazen strange noises came from the mountains. Bazen dağlardan tuhaf sesler gelirdi. Came from the mountains. A man lived in this small town and his name was Rip Van Winkle. Bir adam, küçük bu, bu küçük kasabada yaşardı. Bir adam, bu küçük kasabada yaşardı ve his name was Rip Van Winkle. Adı da Rip Van Winkle'dı. The people in the town liked him. Özlemiz buraya kadar. Kasabadaki, önce in the town. Kasabadaki insanlar onu severdi. He liked talking to people and he liked helping them. O insanlarla konuşmayı severdi. Like'tan sonra ayıncı gelmiş. Dikkat ediyor Like talking. Cerent konusu bakın. Yani bazı fiiller devamlarda isimleşmek için isimleşmesi için -ing ekini getirttiler. O insanlarla konuşmayı severdi ve he liked helping them. Onlara yardım etmeyi severdi. Rip was a farmer. Rip bir çiftçiydi. But he didn't like working. Ama çalışmayı didn't like. Sevmezdi simple past tense. Arkadaşlar. He liked going to the bar in the town. O kasabadaki bara gitmekten hoşlanırdı. Ve devam ediyor. And talking. Yani he liked going, he liked talking. Yani bu like kısmı hem going için geçerlidir hem de he liked talking için geçerlidir. Tamam mı? Böyle endin bir özelliği var. And şöyle bir şey yapalım. Önceki bazı ifadeleri tekrar etmenize ihtiyaç yok. Manasında kullanımı sağlıyor arkadaşlar. O yüzden he liked'ı tekrar etmemiş. Bunu nasıl anlayacağım? Mesela en'ten sonra verb ing gördünüz ya. Önceki verb ing'e gidin. Bundan önceki he liked kısmı hem bu going için hem de bu talking için geçerlidir. O he liked talking to the men. İnsanlarla, o adamlarla diyor konuşmayı severdi. Az önce hani bahsetti ya tuhaf adamlar. They talked often sometimes every day. Onlar konuşurdu sık sık bazen de her gün. The name of the bar was the King George. Barın adı buraya kadar barın adı King George'tu. King George was the British king. America was British then. King George, Kral George diyor, Britanya kralıydı. Ve o zaman diyor Amerika, o zaman then was British, Britanya'ydı. Yani daha Amerika diye bir ülke yoktu o zaman. O zamanlar Amerika Britanya'nın parçasıydı. Den o zaman. Den'in iki anlamı vardır. Daha sonra bir de o zaman anlamı vardı. Burada o zaman. Rip had a wife, rip a daughter and a son. Rip'in bir eşi, bir kızı ve bir de oğlu vardı. Oğla sahipti. Had, have'in ikinci hali. His wife was always angry. Eşi her zaman sinirliydi. Because Rip didn't work. Çünkü Rip çalışmıyordu. Didn't work. She was angry too. O çok sinirli birisiydi de. Yani eşinden bahsediyor. Because he talked in bar all day. Çünkü o bütün gün boyunca burada all day bütün gün boyunca barda konuşurdu. Rip stopped talking. Go to work she said. Reap. Konuşmayı bırak, işe git. Derdi. She said, o söylerdi. You sit all day with your friends at the bar, but we have children, reap. We have a farm. Come home now and work. Eşi söylüyor. Sen diyor bütün gün with your friends at the bar, barda arkadaşların ile oturuyorsun bütün gün. Ama we have children. Çocuklarımız var. Rip, we have a farm, bir çiftliğimiz var, çiftliğe sahibiz. Come home now, hemen eve gel. Buradaki now hemen derhal anlamdadır. Şimdi eve gel, derhal eve gel. ve çalış. Rip had one very good friend. Rip çok iyi bir arkadaşa sahipti. His dog, köpeği. Adı neymiş? Wolf. Let's go to the mountains. Rip said to the wolf, to wolf. Haydi dağlara gidelim dedi. Let's go to the mountains. Let's hide. Dedi Wolf. Dedi Rip kime söyledi? Wolf'a söyledi. I don't want to see my wife and I don't want to listen to her. E eşimi görmek istemiyorum ve I don't want to listen to her. Onu dinlemek istemiyorum dedi. Bakalım evet. King George Bar. Bayağı bir yayılmış görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet, he liked going to the bar in the town and talking to the men. Adamlarla konuşmaya ve bara gitmeyi ve oradaki adamlarla konuşmayı severdi diyor. Evet, chapter 2.